أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kıymetli arkadaşlar sözlerimi biz burada bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamd ederek buna vesile olan bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ederek başlamış olayım. Ahir zamanda ahir zamanı konuşmak belki de en az yaptığımız şeylerden birisi. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi. Ahir zaman. Ama biz ahir zamanı çok az konuşuyoruz. En çok konuşmamız gereken zaman dilimi, bu zaman dilimi, içinde bulunduğumuz, yaşadığımız vakayı teşhis etmek bakımından, içinde yaşadığımız durumun adını koymak bakımından en fazla buna muhtaçız. Ama çok fazla çeldiricinin mevcut olması dolayısıyla içinde yaşadığımız hale bir türlü sahici bir teşhis koyamıyoruz. Biz elhamdülillah sünnet-i seniyyenin rehberliğine inanmış Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kılavuzluğuna bağlanmış insanlar olarak ahir zaman bilincini de bu çerçevede oluşturmak durumunda bulunan insanlarız. Dolayısıyla yaşadığımız halin adını koyacaksak bunu da yine sırtımızı sünnet-i seniyyeye dayayarak yapacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ahir zamanla ilgili bir şey bilmiyoruz. Bize doğrudan doğruya bu yaşadığımız hali resmeden ve bu durumda ne yapmamız gerektiğini bize öğreten bir ayet bilmiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in geleceğe ilişkin verdiği haberler var. Mugayyebata ilişkin haberler var. Gerek geçmişin kaybına, gerek halin kaybına, gerek istikbalin kaybına ilişkin verdiği haberler var. Efendimiz kaybı bilir miydi, bilmez miydi? O tartışmaya girmeyelim konumuzun dışında. Biz o tartışmayı aşmış insanlar olarak burada Efendimiz'in bugüne ilişkin haberlerini, tespitlerini, teşhislerini ve bize yönelik yönlendirmelerini konuşmak üzere buradayız. Bir kere bu zaman dilimine baktığımızda, ahir zaman dilimine kuş bakışı baktığımızda üç ayrı fasılaya ayırmak mümkün. Ahir zaman dediğimiz dilimi, zaman kesitini üç ayrı fasılaya ayırmamız mümkün. Kıyamete doğru uzak ahir zaman, orta ahir zaman ve yakın ahir zaman, ahir zamanın ahiri yani şeklinde bir taksimat yapmamız mümkündür. Uzak ahir zaman dediğimiz ahir zamanın başlangıcı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ahir zaman nebisi olarak ene ve sa'atü kehateyni buyurmuş, iki parmağını göstererek ben ve kıyamet şu ikisi gibiyiz. Aramızda bir fasıla, bir başka parmak yok. Ben ve kıyamet. Dolayısıyla ahir zaman sürecinin başlangıcını ahir zaman nebisinin bisetinden alıyoruz. Ahir zaman nebisinin ahir-ül enbiya olarak ahir zaman hakkında birçok şey söylemiş olması gerekiyor.
söylemiştir de. Belki de hatta Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu geçmişin gaybı, halin gaybı ve istikbalin gaybı arasında bizi en çok uyardığı, bize en çok uyarıda bulunduğu, ikazda bulunduğu zaman dilimi ahir zaman, ahir zaman da ahiri. Çünkü bu zaman dilimi içerisinde vuku bulacak olan pek çok şey var ki bu ümmetin uzun tarihi ve tecrübesi boyunca bir emsaline rastlanmayacak, rastlanmamış. Onun için belki bu ümmet sünnetten yeterince beslenemeyince hadis-i şeriflerle arasına bir takım engeller, fikirler, manialar sokulunca bu zaman dilimi hakkında ne düşünecek, ne söyleyecek, nasıl bir tavır takınacak, bununla ilgisi kafası ilgili olarak kafası karışabilecek. Karışıyor da nitekim bunu çok net görüyoruz. Bu işin başlangıcı, ahir zamanın üçüncü dilimi, ahir dilimi bizi direncide tutan, istikamette tutan en temel unsur olan ulemanın aramızdan çekilip gitmesiyle başlayacak. Efendimiz böyle buyurmuş. Allah Teala ilmi insanların göğsünden sökerek almaz. İlim alınacak, kaldırılacak fakat bu insanların kalbinden, göğsünden sökülerek olmayacak. Nasıl olacak? Alimlerin ölümüyle olacak. Alimler ölecek, geriye cahiller kalacak. İnsanlar da onlara fetva soracak. Onlar da hem kendileri sapacak, hem insanları sapacak. Bu rivayet belki çok okuduğumuz, çok duyduğumuz bir rivayet ama belki de üzerinde en az durduğumuz rivayetlerden birisi. Alimler niye olacak, niye kaybolacak? Birincisi bu. İkincisi, insanlar cahillere niye fetva soracak? Alimler ortadan kalkacak, kaybolacak. Çünkü alimleri yetiştiren müesseseler ortadan kalkacak. Selman Farisi radıyallahu anh hazretlerinin çok hikmetli bir tespiti, bir sözü var. Diyor ki, bu ümmetin sonra gelen kuşakları ilmi önce geçenlerden kesintisiz biçimde aldığı sürece bu ümmet hayır üzere devam eder. Ne zaman ki bu irtibat kopar, o zaman büyük felaket başlar. Şu anda bu irtibatın koptuğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Alim yetiştiren müesseselerin köküne kibir suyu sıkılmış. Hatta artık İslam düşmanlarına da gerek yok. Bizzat düşmanlar bu müesseselerin varlığıyla ilgili hiçbir ihtiyaç hissedemiyor. Bu alimler nerede gelişti? Tarih içerisinde alim dediğimiz insanları bu ümmet nasıl yetiştirdi? Hangi şartları zorladı? Onlara ne gibi ortamlar hazırladı? Onları yetiştiren müesseselerin içinde ne vardı? Bunlarla ilgili dikkat ederseniz arkadaşlar, gündemimizde kayda değer bir şey. Bu memlekette bir devrim olmuş, bu ülkeyi, bu milleti batılılaştırma istikametinde bir proje, bir cumhuriyet projesi ortaya konmuş. Cumhuriyet projesinin ilk yaptığı iş medreseleri kapatmak olmuş. Bu sadece bir reddi miras kavgası değil. Bu ümmetin kimliğinden, kültüründen, aidiyetlerinden uzaklaştırabilmek için bu operasyonu yapanlar bakımından çok isabetli bir şekilde basılmış bir düğmedir. Teşhisi çok güzel koymuşlar, gereğiyle yapmışlar. Bunu onlar bakımından anlayabiliyoruz. Fakat bu ümmetin bugün bir medrese, bir alim ihtiyacı içinde olmamasını anlayamıyoruz.
Bu anlaşılabilir bir şey değil. Bakın, topluma bakın, topluma istikamet veren müesseselere bakın, kurumlara, kuruluşlara bakın. Özellikle yaşadığımız son döneme bakın. Bu ümmetin artık her şeyi var. Bu milletin artık her şeyi var. Yani alimi dışında her şeyi var. Alim yetiştiren müessese dışında her şeyi var. Medreseyi kastediyoruz ama bugüne kadar örneğini göre geldiğimiz türden adına medrese dediğimiz kurumları kastetmiyoruz. Allah o kurumları yaşatanlardan, onları bugüne kadar sündürüp getirenlerden razı olsun. Onlar çok büyük fedakarlıklarla yaşadılar, yaşıyorlar. Fakat meselemizi çözme formasyonundan çok uzak. Bize çok delikanlı gelir. Güneyde, Güneydoğu'da medrese bitirmiş, Karadeniz'de medrese bitirmiş, yıllarca Arapçanın gramerini söktüre söktüre okumuş. Ama icazetini aldıktan sonra sudan çıkmış balık gibi ne yapacağını bilmeyen çok sayıda insan gelmiş. Ümmetin gündeminden haberi yok. Ümmetin kafasını karıştıran ideolojilerden, fikir akımlarından, kavramlardan haberi yok. Ben bu kadar safı nahl okudum, bu benim ne işime yarayacak hocam diye istikametini bulmaya çalışan, artık yüzlerce diyebileceğimiz rakama ulaşmışlar. Bunların sayısı artacak. Medreseler kutlak gibi memleketin her tarafında yetişiyor. Elhamdülillah, iyi oluyor ama kastettiğimiz bu değil, derdimize derman bu değil. Derdimize derman, bir Fransız elçisi Osmanlı'nın son dönemlerinde İstanbul'a geliyor. İstanbul'daki medrese ulemasına küçümseyerek bakıyor. Onları tahkir eden bir tavırla burada, orada, burada konuşuyor. Alimlerimizden birinin zoruna gidiyor bu. Gidiyor, akşam medresedeki odasına kapanıyor. İnanılacak gibi değil ama trigonometri cetvellerini ezberden yazıp ertesi gün götürüp adamlarına ezberden. Bunu kastediyoruz. Artık kuyu sularının hükmüyle ilgilenmekle yetinen insan bu ümmetin problemlerini çözemiyor. Bu ümmetin problemlerini çözebilmek için uzay fiziğiyle, uzay zamanıyla, uzay geometrisiyle ilgilenen alimlere ihtiyacımız var. Konuşuyor bir takım insanlar, bizim ilgi alanımızın tamamen dışında, Sörn diye bir yer var mesela, orada bir takım deneyler oluyor. Orada çalışan insanlar, bu deneyleri yapan insanlar, bir şeylerin peşindeler. Ama bizim medreselerimizi bırakın, üniversitelerimizin bile neredeyse gündeminde öyle bir mesele. Ne oluyor burada? İnsan ne arıyor burada çalışan insanlar? Zamanla ilgili bir şeyler oluyor. Zamanla bizim münasebetimiz nedir? Sorunumuz, problemimiz çok derin. Dolayısıyla alimlerin o aramızdan çekilip alınmış olması, medreselerimizin kapatılmış olmasıyla eş zamanlı gerçekleşmiştir. Hadis-i Şerif'in anlattığı, birinci kısmının anlattığı vaka budur. İkinci kısmı ne anlatıyor? Alimler ölür, geriye cahiller kalır. İnsanlar da cahillere fetva sorar. Niye sorar? İnsan cahil olduğu birisine niye fetva sorar? Onun cahil olduğunu bilse ona fetva sormaz. Onu alim zanneder. Alim görmediği için, alim nasıl bir insandır? İki elinde kaç parmağı var? Konuştuğu zaman nasıl konuşur? Ne söyler, ne yapar? Bilmediği için, görmediği için. Önüne alim diye konan fotoğrafı alim zanneder. Gider ona fetva sorar. O da hem kendi sapar, hem onu sapar.
Bu alemler nasıl insanlardı? Elmalı Hamdi Efendi merhum makaleler diye iki cilt halinde neşredildi. Bu Sırat-ı Müstakip Sebil-i Reşat'ta yazdığı makaleler toplandı, iki cilt halinde neşredildi. Orada 1910 Balkan Savaşı arifesinde Türkiye'de, Osmanlı'da bir tartışma yaşanmış. Balkan Savaşı geliyor, Osmanlı'nın donanma ihtiyacı var, donanması yetersiz. Dolayısıyla bu savaşa hazır olmak için bizim donanmamızı takviye etmemiz lazım. Anadolu'da bir müftü, bir kasabanın müftüsü bir fetva vermiş. Demiş ki, Müslüman zenginlerin zekatlarını donanmaya vermesi farzdır. Bunun üzerine İstanbul uleması, Anadolu uleması bir tartışmanın içinde bulmuşlar kendilerini. Donanmaya zekat verilir mi? Kurumlara zekat verilir mi, verilmez mi? Elmalı Hamdi Efendi merhum da bu tartışmaya bir yerinden girmiş ve girizgahında diyor ki, ben şimdi bu meseleyle ilgili görüşlerimi serdedeceğim, sizinle paylaşacağım. Ama hemen peşinden bir şey söyleyeyim. Bu görüşlerimi okuyacak olanlar benim içtihat iddiasında bulunduğumu zannetmesin. Ben müştehit değilim. Belki müştehidi görsem tanırım ama ben müştehit değilim. Evet, biz şimdi müştehidi görse tanıyacak adamları, tanıyan adamları tanıyabilecek insanlar olarak toplumun huzurunda alim arıyoruz. Elmalı Hamdi Efendi müştehidi görse tanıyabilecek kalibrede, kıvamda bir insan olduğunu söylüyor bize. Elhak biz de şahitlik ediyoruz eserlerinden, bize bıraktıklarından. Böyle bir insandı, Allah rahmet eylesin. Ona da onun çağdaşı son dönem bütün Osmanlı ulemasına da Allah rahmet eylesin. İşte o müştehidi görsem tanırım diyordu. Biz de bugün diyoruz ki alimi görsek belki tanırız. Ama biz alim değiliz arkadaşlar. Alime çıkmış, adı alime çıkmış insanlar başkası adına konuşmak çok ahlaki olmaz. Ama böyle bir problemimiz var. İnsanların yaygın biçimde fetva sorduğu, alim tanıdığı insanların ciddi biçimde ilmi formasyon noktasında problemi. Ali Yülkari merhum, Mirkatül Mefatih diye bir hadis şerhi var, Mişkatül Mesabih isimli kitabın şerhi bu. Orada meşhur müceddit hadisi üzerinde dururken bir şey söylüyor. Diyor ki, günümüzde bir takım insan, Ali bin Karim Erhum bundan 400 küsur sene evvel yaşamış. Günümüzde bir takım insanlara alim deniyorsa bu sizi aldatmasın. Bu onların ilim seviyesine çıktığını göstermez. Onun için onlara alim deniyor. 400 sene evvel söylemiş. Şimdi 400 sene bu tarafa doğru getirin, çıtayı epeyce bir aşağı indirmemiz gerekecek. İşte insanlar alim görmedikleri için önüne alim diye sürülen, adı böyle çıkmış, alime çıkmış insanları gerçekten alim zannediyor. Onlara son derece mübalağasız, son derece pervasız, son derece rahat bir şekilde fetvalar veriyor. Hem kendileri sapıyor, hem kendileri sapıyor. Ahir zaman yapan belki de en temel husustur. Cahillerin fetva vermesi demek sadece abdest, husur, namaz, zekat, hac konusunda fetva vermeleri demek değil. Bundan ibaret değil. Mesele bir bütün olarak dinin tamamı hakkında, itikadiyattan ameliyatına, ahlakiyatına kadar, Kur'an'ından, sünnetinden, icmasına, kıyasına kadar bütün deliller, bütün kaynaklar, bütün olarak din hakkında konuşan insanlar burada kastediliyor.
Bu insanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cahil diye tespit etmiş. Fakat bunların bir vasfı daha var. Onu da bir başka hadiste Efendimiz dikkatimize şöyle sunuyor. يَكُولُوا ف۪ي اَخْرِ الزَّمَانِ اُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَا تَعْرِفُونَ اَنْتُمْ وَلَا اَبَابُكُمْ Ahir zamanda bir takım insanlar olacak. Size, sizin de babalarınızın da bilmediği, tanımadığı bir dil kullanarak konuşacak. Bu rivayet şairler tarafından üzerinde hayli söz söylenmiş, manası nedir, metrulu nedir üzerinde söz söylenmiş bir rivayet. Bir kısım âlimler demişler ki, ahir zamanda bir takım insanlar ortaya çıkacak, bir takım hadisler nakledecekler, o hadisleri biz de duymamış, babalarımız da duymamış olacağız. Yani kendi keselerinden bir takım rivayetler uydurup, ot diye, hadis diye sürecekler, Efendimiz bunu haber ediyor. Bugün gerçi bu tarz şeyler oluyor. Öyle rivayetler naklediliyor ki, elinizin altındaki kaynakları arıyorsunuz, tarıyorsunuz, böyle bir rivayet yok. Saddam Kuveyt'e girdiğinde ortada bir rivayet dolaşıyor. İşte Saddam diye biri ortaya çıkacak, küçük Kuveyt diye bir yeri olacak, oraya gelecek, şunu yapacak, bunu yapacak. Bize habire soruyorlar, hocam böyle bir rivayet dolaşıyor ortada, nedir bunun kaynağı, sıhhati, arıyorsunuz, tarıyorsunuz, böyle bir rivayet yok. Ya işte Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e vahiy getirmiş, Efendimiz sormuş, sen vahiy nereden arıyorsun? Vallahi bilmiyorum, yukarıda bir perdenin arkasında veriyorlar, alıp geliyorum. Bir daha çıktığında bak bakayım orada kim varmış, bir daha çıktığında bakmış perdenin içinde, kaldırmış perdeyi, içeride Efendimiz oturuyor. Oradan şimşek hızıyla gelmiş, dünyaya tekrar inmiş, bakmış Efendimiz orada oturuyor. Demiş ya Allah'ın Resulü, ben bu vahiy senden alıp sana getiriyorum. Niye yoruluyorum? O da demiş ki, herkesin bir vazifesi var, senin vazifen de bu. Soruyor, arıyorsunuz, arıyorsunuz. Öyle bir rivayet yok. Uydurma hadis kitaplarında bile bulamıyoruz. Enteresan bir şey. Dolayısıyla evet, Efendimiz'in bu rivayeti يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَا تَعْرِفُونَ نَمْتُمْ وَلَا عَرَبَوْكُمْ bu durumu anlatıyor olabilir. Buna ihtimallidir. Ama bir kısım şairlere tercih ettiği başka bir anlam var. O da benim hadisi tercüme ederken naklettiğim, size sizin de babalarınızın da bilmediği, duymadığı bir dil kullanarak konuşacaklar ki Allah-u Alem kavramlar kastediyor. İslami meseleler konuşulurken gayri İslami, İslam dışı kavramlar üzerinden konuşma hastalığı o kadar yaygınlaştı ki aramızda içimizde. Artık bu kavramları kullanmadan meselelerimizi konuşamıyoruz. Yerleşiyor dilimize, bilincimize ve orada bir takım dönüştürme işlemleri yapıyor, bunu fark edemiyoruz. Bizden 50 sene, 100 sene evvel yaşamış bir insana, bir alime, bir medrese hocasına, hocam bu tarihsellik denen şey nedir, bu hermenötik nasıl bir şey deseydiniz yüzümüze bakardık. Ne demek tarihsellik, hermenötik ne demiyor? Yüzümüze bakardık. Nasların tarihsel yorumu, edebi yorumu, buna benzer bir sürü İslami ilimlerin hemen her birinde ortaya çıkmış Batı kaynaklı bir kavramsal zemin var. Meselelerimizi bu zeminde oluşmuş kavramları kullanarak birbirimize aktarıyoruz, konuşuyoruz. Allahu Alem Efendimiz bunu kastediyor olabilir ki bunu söyleyen şairler de var. Evet işte baktığımızda bu adı alime çıkmış cahillerin, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in haber verdiği bu insanların bir vasfı da Allah-u Alem bu olmak lazım gelir. Çünkü artık İslami kavramları kullanmıyorlar. İslami kavramların oluşturduğu İslami bilinci tahrip etmek için İslam dışı kavramlarla konuşuyorlar.
ve bu kavramlar üzerinde çok kolay bir tahribat yapma imkanı buluyorum. Ahir zamanla ilgili olarak işin temelinde bu bilgi ve bilinç eksikliği olunca bunun üzerine diğer arızaları, diğer hususları bina etmek çok kolay hale geliyor. Bir takım